Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere ülkemizde çok kıymetli doğal bir mantar, yabani olarak ormanlık alanlarda yetişen kanlıca mantarı, çam mantarı veya çıntar mantarı olarak da bilinen mantarın bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Oldukça lezzetli bir yapıya sahip ve ormanlık alanlarda özellikle iğne yapraklı ağaçların bulunduğu ormanlıklarda yetişiyor. Arkadaşlar kanlıca mantarı 3 farklı türde doğada bulmamız mümkün. Bunlar Lactarius deterrimus, Salmicolor ve yine Lactarius deligiois olarak bulunuyor. Bunların bulundukları bölgelere göre yine çeşitli özelliklerine göre bu şekilde türlere ayırmış durumda. Kanlıca mantarı oldukça lezzetli bir tada sahip ve hoş bir aroma barındırıyor. Tüm dünyada en çok tüketilen yabani mantar türlerindendir. Yetiştiriciliği yapılmamakla beraber doğada belli dönemlerde çokça bulunur ve toplanarak tüketilen, ekonomik değeri olan, pazarlarda satılan bir mantar türü. Kanlıca mantarı ne zaman çıkar? Kanlıca mantarı bölgelere bağlı olmak üzere özellikle sonbahar ayında çıkmaya başlar. Mevsim şartlarına bağlı olarak da en fazla Ekim ve Kasım aylarında çıkış gösterir. Daha çok çam gibi iğne yapraklı ormanlarda, yapraklar altında bu mantarın geliştiğini görebilirsiniz. Yine meşe ormanlarında dökülen yaprakların altında da farklı bir türü tespit edilmiştir. Genel olarak ormanlık alanlarda dökülmüş kuru yapraklar varsa orada mutlaka kanlıca mantarı bulmak mümkün. Ülkemizde kanlıca mantarı en çok Batı Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerindeki ormanlıklarda bulunur. Yani deniz seviyesinden yaklaşık 250-300 rakımdan sonraki ormanlıklarda bu mantarı bulmamız mümkün. Yine Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde de ormanlık alanlarda bulunmuştur. Doğu Anadolu'nun da bazı çam, özellikle sarı çam ormanlarında da rastlanılan bir mantar, kanlıca mantarı.